Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Bugün size bu Counter Strike'daki gibi bir FPS kontrol oyunu yapmayı düşünüyorum. Hani onda da böyle silahlar var. Şimdi biz kamerayı ön attığımızda bu silah bizim istediğimiz yere gidecek. Aslında bu bir ön adım. Hani bundan sonra size işaret almayı ve objelere sıkma tarzı şeyleri de göstereceğim. Hani tetiklemeyi göstereceğim. Şimdilik bu karakterimizi bir hareket ettirelim. Silahımızı bir aşağı yukarı baktıralım. İlk olarak bir silindir yaptım. Sonra bu silahı Asset Store'dan bulmuştum. Oradan indirdim. Direkt gun yazdım. Bu çıktı. Daha sonra ise kamerayı bu pozisyona getirip silahın içine koydum. Neden? Çünkü silahı yukarı kaldırdığımızda kameranın da yukarı hareket etmesi gerekiyor. Peki neden silindirin içine koydum? Aslında bu bizi kişimiz diyebiliriz buna. Şuna kişi diyelim. Bu da hani W'ye basınca karakterimizi ilerleteceğiz. O ilerleyince silahımız da ilerlesin diye buna koydum. Şimdi kod yazma kısmına geçebiliriz. Hani gördüğünüz gibi bir kişimiz var. İçine silahımı koydum. Onun içine de kameramı koydum. Kişiye kodumuzu yazalım. Ne olsun? Kamera kontrol olsun direkt. Bu olay arkadaşlar, hani FPS olay oyunlarının vazgeçilmezi bildiğiniz gibi sil, nişan al, sık. Hani yakınlaştırma tarzı şeyler de olabilir mi bilmiyorum, denerim ileride. Bunu da bugün öğrendim. Tek size anlatayım dedim. Şimdi şunu bozuldu. Dondu. Şimdi ilk olarak bizim hani karakteri ve silahı döndürmek için bunların transformlarını tamamlamamız lazım. Neden? Çünkü hani transform şurada gördüğünüz gibi nerede? Biz şuralarla oynayacağız aslında. Bakın rotation gördüğünüz gibi buralarla oynayacağız. Bunların rotalarını döndüreceğiz. Önce karakter diyelim. Bu bizim silindirimiz olacak. Sonra da silah. Bunu da aşağı yukarı baktıracağız. Daha sonra bir değişken daha tanımlamamız gerekiyor. Peki bu ne olacak? Sınır diyelim buna da. Bu da şimdi bir silahı yukarı kaldıracağız. Eğer sınır koymazsak bu geriye doğru gider. Hani parende atarız havada bildiğin. Böyle döner şöyle aşağıdan tekrar bakarız. Bu da bu yüzden buna da bir sınır koymamız anlamına geliyor. Şimdi ilk olarak kursörümüzü bir sabitleyelim. Neden? Çünkü fare hareketlerine göre şey alacağız, değer alacağız. O yüzden cursor'ımızı sabitledik. Hareket etmesin ekranda, sabit dursun ki ona göre gitsin gelsin. Sınırımızı da ne yapalım? 0 yapalım. Şimdi gelelim update kısmına. İlk olarak dediğim gibi hani fare girişlerini almamız gerekiyor. Bu nasıl olacak peki? Float. Önce yana dönmeyi alalım bakalım. Ne olacak? input.getAxis pardon şimdi fazla koydum mouse x yan olduğu için mouse x. Bu arada bunu neye göre verdim? Bunu arkadaşlar şuradan project settings buradan input manager'daki gördüğünüz gibi mouse x'e göre. Hani bu ismi girmemiz gerekiyor. Burada da mouse'ye var. Onu da yukarı dönmek için kullanacağız. Mouse'ye mouse x çarpı mouse x çarpı time nokta delta time diyelim. Ayrıca sonradan hızını değiştirebilmek için şuraya bir hız sınırı daha ekleyelim. Dışarıdan bunu o şeyden değiştirelim. Inspector'dan. Dönme hızı diyelim. Tamam. Ayrıca bunu bir de dönme hızıyla çarpalım. Tamamdır. Şimdi yana dönme şeyimizi aldık. Verimizi aldık. Şimdi yukarı dönme verimize bakalım. Yukarı diyelim ona da. Bu sefer ne olacak? Mouse Y olacak tabii ki de. Mouse Y. Yine aynı şekilde çarpı time nokta delta time çarpı çarpı dönme hızı kaydediyorum bu arada bakayım. Evet kaydediyor. Şimdi bunları aldık.
Yine sınırımızı ne olacak peki? Hani yukarı döndürdük de hani yukarı belli bir değerden sonra artı, belli bir değerden sonra eksi değer alıyor. Yani diyeceğiz ki sınırımız artı eşittir yukarı diyelim önce. Üstte bu değeri ne yapmıştık? Sıfır olarak tanımlamıştık. Şimdi eğer bu sınır büyüktür 90 dereceden ise ne yapsın? Bizim yukarı değerimizi hani sıfırlasın ki daha fazla yukarı çıkmasın. Yukarı eşittir 0 f diyelim. Ve sınırımız da tekrar 90 f olsun. Çünkü eğer sınırı sıfırlarsak bu sefer tekrar toplamaya başlar. Hani hiçbir ifade etmez. Bu yukarı doğru çıkarken, şimdi bunu aşağı doğru yaparken, aşağı doğru inerken yapalım. Aşağı doğru çıkarken de. Else if. Bu sefer ne diyeceğiz tabii ki de? Şunları silelim hemen. Bu arada arkadaşlar bu olayı çift tapla yapıyorum. Yani direkt yazınca çıkıyor. Sınırımız küçüktür. Eksi 90 f ise. Yani eksi 110'da vesaire direkt duracak. Bu sefer ne yapacağız? Yine yukarı olayımızı sıfır yapacağız. Ve sınırımızı da eksi 90 f. Şimdi arkadaşlar bu sınırı ayarladık. Dedik ki eğer yukarı doğru olan hızımız fazla olursa sıfırlar. Ve hani şimdi o yukarı olayını koda dökeceğiz. Yani alacağız bu sefer. Önce bir silahımızı döndürelim yukarı doğru. Silah nokta transform nokta rotate. Çünkü bizim pozisyonla işimiz yok. Vector tree nokta forward çarpı yukarı. İleri doğru ve yukarı doğruyla. Çünkü y değeri bize o değeri veriyor. Direkt çıkar. Şimdi de karakterimizi yana döndürelim. Karakter nokta rotate diyelim direkt. Rotate vektör tree nokta up çarpı, bu sefer de neyi kullanacağız? Yanları kullanacağız. Yanlar. Ayrıca daha önce de hani o karakteri ileri yönlendirme hakkında söylemiştim. If input nokta git key takeout nokta w ise ne yapsın? Karakter nokta translate. Bu sefer niye move'u kullanmadık arkadaşlar? Hani bir silindirimiz var. Move'a gerek yok açıkçası. Translate de zaten direkt birer birim ileri doğru götürüyor. Eğer karakterim olsaydı yine o karakter controller ekleyip onunla kullanırdım. Nokta forward ileri doğru gitsin. Neye göre gitsin? Time nokta delta time'a göre gitsin. Tamamdır arkadaşlar. Kodumuz bu kadar. Hemen bunu silindirimize atayalım. Bu arada yeni tasarımım da böyle. Daha hani çünkü belli bir rota hatası vardı. Bu şekilde. Şunu silelim hemen. İki tane zaten eklemişiz. Bir daha ekledik. Şimdi ilk önce karakterimizi ekleyelim. Sonra silahımızı ekleyelim. Tamamdır. Dönme hızımız da ne olsun? 100 ile başlayalım bakalım. Çalıştıralım. Nice. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, istediğiniz yere bakabiliyorsunuz. Bir takla attıralım bakalım. Gördüğünüz gibi takla atmıyor. Aşağı indirelim bakalım. Hani şu an hala indirmeye çalışıyorum fakat tam o 90 derecede duruyor. Gördüğünüz gibi. Daha sonra nişan almayı vesaire de öğreteceğim arkadaşlar. Hani bu bizim ilk adımımız. Bunu öğretmeden onlara geçemezdim. Gördüğünüz gibi
güzel güzel geçiyor. Hatta şunu büyük ekran oynayalım da biraz Counter oynayalım ya. Daha sonra bunlara efektler vesaire ekleyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ileri de gidiyor. Tabii bu ileri gitme hızını da artırabiliriz. Ve en sonda aşağı uçalım. Bir de güneşe sokalım. Güneş var mıymış? Tüh, boyumuz oraya yetmiyor çok tepede. Evet arkadaşlar, bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu FPS kontrolörün hani yön verme olayıyla alakalı bir olaydı. Başka anlatacağım bir şey var mı? Yok galiba. Şunları unutmayın bu arada. Kameranın silahın içine girmesi gerekiyor. Silahın da kişinin içine. Kişi ilerlettiğimizde vesaire. Hani hepsi birbiriyle bağlantılı bunların. Bu kadar yeter arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.